Gel. Buradayız abicim. Bana bak. Gel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bakırcı'yı yaşatan tek kişi. Sanat galerisi olarak hizmet verecek olan Ümmiye Kültür Sanat Konağı, geçmişe sahip çıkarak, geçmişi geleceğe taşıyarak, yeniden yaşama imkanıyla kültür ve sanatı sosyal yaşamla birleştirecek. Hüsrev Yürür Konağı'nın Ümmiye'ye kazandırılması da büyük emeğe geçen kentsel dönüşüm uzmanı Sayın Mimar Nihat Şen'i açılış konuşması için kürsüye davet ediyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla tüm ordulu ve Ümmiye'li hemşerilerimizin hizmetine bugün sokacağımız Ordu Büyükşehir Belediyesi Ümmiye Kültür ve Sanat Konağı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Konak 1913 yılında Çerkez Prens Ahmet Efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılıyor. Sonra 1913 yılında Çerkez Prens Efendi'nin torunu ve aynı zamanda Ünye Milli Taburu Komutanlığı yapmış İstiklal Madalyası sahibi Sabri Bey'in oğlu Hüsrev Bey'in ismi bu konağa veriliyor. Hüsrev Yürür 1943 ve 1953 yılları arasında 3 kez Ünye Belediye Başkanlığı yapıyor ve en son 1957 yılında 11. dönem Ordu Milletvekili seçiliyor. Mevcut konağın 3. katı Sayın Bakanım 1939 Erzincan depreminde maalesef yıkılıyor. Bu konakta 1921 Ağustos ayında Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Vala Nureddin bile bu konakta ağırlanmış Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, değerli misafirler, geçen sene Büyükşehir Belediyesi olarak bakanımızın talimatıyla kiraladığımız bu konak yeni bir işlev kazandırılarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet verecektir. Yıllardır boş olan ve ender mimari özelliklerini taşıdığı bu konak restore edilerek bundan sonra kültür sanat etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, edebiyat günleri, felsefe konuşmaları ve aynı zamanda da bu hizmetler verilirken kafe hizmeti de vermiş olacak. Konağımızın üst katında aynı zamanda birebir müzik dersleri verilecek. İşte piyano, gitar, keman gibi birçok dallarda birebir müzik dersleri verilecek. Bu sanat etkinlikleri içerisinde evlerimizde oturan kadınlarımızın özel menüleriyle sizleri burada baş başa tat almaya bırakacağız. Burada klasik müzik dinlerken çayınızı ve kahvenizi o kadınlarımızın evinde yaptığı ürünlerle o tadı hep beraber burada yaşayacağız. Ne yaptık? Böylece kadınlarımıza da ekonomik anlamda burada bir katkı sağlamış olacağız. Hep söylüyoruz.
geçmişe sahip çıkarak geçmişi geleceğe yaşarak taşıma imkanı ile hem İngilizlere hem tüm ordulara hizmet vermiş olacak. Bu konağın geçmişten bugüne kadar gelmesinde büyük emekleri olan ve bu imkanı bize sağlayan önce Yürürler ailesini temsilen Sayın Hüseyin Yürür'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Emekleri geçen birkaç arkadaşım var huzurlarınıza, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi İnşaat Daire Başkanımız İlhan kardeşime, Park Bahçeler Daire Başkanımız Sayın İzzet Başkanıma ve ekibine, aynı zamanda Basın Daire Başkanımız Cihat Bey ve ekibine, en büyük teşekkürü de Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Çünkü onun talimatıyla burası sanat ve kültür yuvası haline geldi. Sayın Bakanım, sizin derin görüşleriniz, sanata olan zevkinizi bildiğimiz için bu muhteşem eseri tüm ordulara sizlerin vasıtasıyla kazandırmış oluyoruz. Ben bu vesileyle tekrar hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Ben de bu şehre mensup olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Biraz önce tabii Nihat Bey konuşurken birden beni biraz geçmişe götürdü. Çünkü rahmetli babam ve Hüseyin Bey arkadaşlardı aynı dönemde. Babam Halk Evi reisini yapan, yazarlığı, çizerliği olan ve aynı zamanda o dönemde keman dersleri veren, karşılıksız, meccane eskilerin tabiriyle veren bir kişiydi. Ben de bu bahçelerde, Kandaz Bahçesi'nde yukarıda, buralarda oynadık, gezdik, dolaştık. Dolayısıyla bu tarihe, buranın armutlarına, incirlerine, dutlarına, kirazına hep dokunduk. Bazen aşırdık, bazen yedik. Dolayısıyla çok güzel günlerimiz oldu. O zamanlar oyuncaklarımız daha kısıtlıydı. Çubuktan atımız, telden çemberlerimiz vardı. Bunlarla oynadık. Üç taşlar, o zamanlar böyle satranç falan yok. Beş taşlar, bunlarla güzel vakitler. Çok mutluyduk. Şimdi aslında tekrar o günleri yaşatmak istiyoruz. Ama bunu yaparken aynı zamanda Ünye'nin geçmişiyle geleceğini, aynı zamanda örnek eserlerle dikey entegrasyon şeklinde daha ileriye götürmek, daha çağdaş, daha geleceğe dönük bir hale getirmek. Tabii bu, bunun için Ünye çok müsait bir yer. İşte görüyorsunuz Nihat Beylerle, aynı zamanda belediyemizin mimarlarıyla, desinatörleriyle, iç mimarlarıyla, daire başkanlarıyla burası çok güzel bir hale geldi. Kısacası istenince oluyormuş. Burası terk edilmiş bir konak gibiydi. Sağ olsunlar Yürür ailesi bize o kolaylığı, Ali Cenaplığı gösterdi. Biz de kiraladık, restore ettik ve güzel bir eser ortaya çıktı. Burası bir çekim merkezi aslında. Burası sadece bir konak değil. Burada Ünyeli hanımların sanatlarını hem gastronomi konusunda, hem sanat konusunda, hem incelik, hem nezaket, zarafet, hepsi beraber bir karışım haline geldiği bir yer. Mekan çok uygun. Burası hepinizin, hepimizin, herkesin. Dolayısıyla burası turistlerin de çekim merkezi. Ünye'yi gelsinler, görsünler. Bir de sürpriz oldu. Kapıdan girer girmez el sanatlarıyla karşılaştım. Çarpıldım açıkçası. Yani meğer neler varmış. Kendimi de ayıkladım. Yani neler varmış. Bunları da tabii bundan sonra daha da ateşleyeceğiz. Buranın zaten kendine has bir kültürü var, sanatı var. Yazar çizeri var, televizyonları var, radyoları var. Görüyoruz burada. Zaman zaman bizi bayağı terleten kardeşlerimiz var. Dolayısıyla tam bir bütün. Bu bütünü birlikte yaşatacağız. Tabii bunu yaparken de sadece Ünye'de değil, şimdi biz aynı zamanda İkizli'de mesela Çivisiz Cami var. Öbür tarafta Çamaş'ta Konak var. Orayı da canlandırıyoruz. Ordu'da başrollarının şeyleri var, konakları var, diğerleri var. Yani Fas'ta zaten başlı başına orası öyle. Ünye bu şekilde.
burada da bu benzer çalışmaları yapacağız. İşte Mesuliyesinden Gölköy'üne kadar. Bir de Allah bize çok büyük tarihi zenginlikler vermiş. Kaleler vermiş. Ünye Kalesi, Fas'ta Cingöl, Gölköy'de Gölköy Kalesi. Bunlar hepsi böyle. Mesuliyede yazıtlar var biliyorsunuz. Çok önemli. Esatlı yazıtları var. Yani bunlar bizim büyük zenginliklerimiz. Burada da daha önce, bizden önce de ordular, daha önce Ünyeliler buralarda yaşamışlar. Geçmişe dönüp baktığınız zaman kadim bir kültürün olduğunu görüyoruz. İnce bir sanat duygusu var. Bunları birleştireceğiz ve geleceğe dönük güzel çalışmaları sizlerle beraber yapacağız. Kısacası burası sizin. Burayı yükseltmek, buradaki incelikleri tekrar gün yüzüne çıkarıp dikey entegrasyon dedim. Yataydan artık geçtik. Vasatizmden geçtik. Yani biz avaraj insan istemiyoruz. Daha üst seviyede kaliteli insanlar bunu oluşturacağız. Ünye bunun için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla bu güzellikleri birlikte hizmetinize sunarak çok ortak dostları görüyorum, mimarları görüyorum, arkadaşları görüyorum, selam veriyorum böyle. Konuşmayı onun için daha çok onlarla konuşayım diye kısa kesiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Kotanalı ordudan göç etmiş Avusturya'da Avusturya'da yakalandık kendisi. Ordu'da tesis açacak kendisi. Dondurma üreteceğiz.